Gençler selamlar. Güzel bir sorudur. Bence bu sorudan en azından bir tane görmüş olun. Deneyin bakalım bu soruyu. Durdurun şimdi de girin buraya cevaplarınızı. Ve başlıyoruz birlikte konuşmaya. Güzeldir. Polis hırsızlık suçundan şüpheli Akın, Baran, Cem ve Doruk adındaki 4 kişiyi gözaltına almıştır. Yapılan sorgulamada şüphelilerin verdikleri ifadeler aşağıdaki gibidir. Akın diyor ki saati ben çalmadım. Baran diyor ki Akın yalan söylüyor. Cem saati Baran çaldı. Doruk da diyor ki Baran yalan söylüyor. Şüphelilerden sadece bir tanesi doğruyu söylediğine göre saati kim çalmıştır? Şimdi bakın. Şöyle yapacağız bunda. Diyelim ki saati Akın çalmıştır. Saati çalan Akın. Ne olmalı? Eğer Akın gerçekten saati çaldıysa şüphelilerden sadece biri doğruyu söylüyor diyor ya. Biri doğruyu, diğer 3 kişi de yalan söylüyor olmalı. Biri doğru söylüyor olmalı. Diğer 3 kişi de yalan söylüyor olmalı. Eğer Akın çalmışsa. Değilse Baran çaldı diye bir kabul yapacağız. Ondan sonra bu koşulu arayacağız. O da değilse Cem çaldı diye bir kabul yapıp bunu sorgulayacağız. O da değilse Doruk için yapacağız aynısını. Şimdi birincisi Akın çaldıysa. Akın diyor ki ben çalmadım. Hayır, Akın çalmıştı. Akın ben çalmadım diyerek yalan söylüyor. Baran diyor ki Akın yalan söylüyor. Akın ne diyor? Ben çalmadım diyor. Akın yalan söylüyor ne demek? Akın çaldı demek. Bak, Akın çaldı diye bir kabul yapmıştık. Dolayısıyla Baran doğru söylüyor. Biz Akın çaldı diye bir kabul yapmıştık. Akın diyor ki ben çalmadım. Baran da diyor ki Akın yalan söylüyor. Çünkü Baran biliyor Akın çaldı gibi düşünün. Dolayısıyla Baran doğruyu söylüyor oluyor. Cem diyor ki saati Baran çaldı. Şimdi saati çalan kim? Kabul neydi? Akın kabulüydü. Akın çaldı diye kabul etmiştik. Cem ne diyor? Saati Baran çaldı. Dolayısıyla Cem yalan söylüyor. Doruk ne diyor? Baran yalan söylüyor diyor. Baran ne demişti? Baran doğruyu söylemişti. Dolayısıyla Doruk ne diyor? Baran yalan söyledi. Hayır, Baran'ın biz doğru söylediğini az önce buraya yazmıştık. Dolayısıyla Doruk'un Baran yalan söylüyor cümlesi yalandır. Çünkü biz Baran'ın doğru söylediğini biliyoruz. Şimdi Akın çaldı demekle 1 doğru 3 yalan çıktı mı? Çıktı. Dolayısıyla bitti. Akın çalmış. Tamam. Şimdi şöyle de yapalım ama biz. Siz belki Akın'la değil de başka biriyle başlamış olabilirsiniz. Biz onu da konuşalım. Saati Baran çalmış olsun. Akın diyor ki saati ben çalmadım. Doğru. Saati sen çalmadın. Baran çaldı. Baran diyor ki Akın yalan söylüyor. Hayır. Akın doğruyu söylüyor. Çünkü saati çalan Baran ve Akın diyor ki saati ben çalmadım. Akın doğruyu söylüyor. Baran'ın söylediği şey Akın yalan söylüyor cümlesi yalan oluyor. Çünkü Akın doğruyu söylüyor. Cem diyor ki saati Baran çaldı. Evet, saati Baran çaldı. O yüzden Cem'in dediği doğru oluyor. 2 tane doğruyu bulduğumuz için patlıyor bu kabul. Bu kabul neydi? Saati Baran çaldı kabulüydü. Bu kabul patlıyor. Anlaştık mı? Şunları siliyorum. Cem'e geldim. Şöyle Cem'e geldim ama saati Cem çaldı kabulü yapıyoruz. Akın diyor ki saati ben çalmadım. Doğrusun Akın. Saati çünkü Cem çaldı. Baran diyor ki Akın yalan söylüyor. Hayır, Akın doğruyu söylüyor. Çünkü saati o çalmadı. Saati Cem çaldı. O yüzden Akın doğruyu söylüyor. Biz bunu biliyoruz. Baran'ın söylediği Akın yalan söylüyor cümlesi yalan oluyor. Cem diyor ki saati Baran çaldı. Bu da yalan. Çünkü biz biliyoruz ki saati Cem çaldı. Saati Baran çaldı cümlesi yalan oluyor. Doruk'a geldik. Doruk diyor ki Baran yalan söylüyor. Baran ne diyordu? Evet, Baran yalan söylüyordu. Yazmıştık buraya. O zaman Doruk'un Baran yalan söylüyor lafı doğru oluyor. 2 doğru olduğu için bu da patladı. Şunları siliyorum. Şimdi Doruk çaldı kabulü yapıyoruz. Tabii ki biz Akın'da çok emin olduğumuz için, yani soruyu düzgün çözdüğümüz için işaretler geçerdik sınavda. Doruk çaldı kabulü üzerine. Akın diyor ki saati ben çalmadım. Doğru, saati sen çalmadın çünkü Doruk çaldı. Baran diyor ki Akın yalan söylüyor. Hayır, Akın doğruyu söylüyor. O yüzden de Baran'ın dediği cümle yalan oluyor. Cem diyor ki saati Baran çaldı. Saati Doruk çaldığı için saati Baran çaldı yalan oluyor. Son olarak da Doruk diyor ki Baran yalan söylüyor. Baran evet yalan söylüyor. Baran yalan söylüyor cümlesi o yüzden doğru bir cümle oluyor. 2 doğru olduğu için bu durumda patlıyor. Anlaştık mı? Dolayısıyla Akın, tekrardan konuşalım onu. Akın saati çaldı kabulünün üzerine. Akın ne diyordu? Saati ben çalmadım, yalan söylüyor. Baran diyor ki Akın yalan söylüyor. Evet, Akın yalan söylüyor. Baran'ın dediği cümle, kurduğu cümle doğru. Cem diyor ki saati Baran çaldı. Hayır, saati Akın çaldığını bildiğimiz için saati Baran çaldı cümlesi yalan oluyor. Doruk da diyor ki Baran yalan söylüyor. Baran doğruyu söylüyor. Öyle değil mi? Biz onu biliyoruz. O zaman Doruk'un kurduğu cümle Baran yalan söylüyor cümlesi yalan oluyor. Dolayısıyla 1 doğru 3 yanlışla demek ki Akın kabulü doğru oluyor. Anlaştık mı? Çok bilinen bir sorudur bu aslına bakarsanız. En azından daha önceden görmediyseniz bir kere görüp de sınava girmekte bana kalırsa fayda var. Anlaştık? Kaç numaraydı bu? KAFS 53'tü. Öyle değil mi? Hadi bakalım, bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.